Türkiye'deki gençlerin gelecek kaygısı var ve bu bir türlü bitmiyor, geçmiyor. Hani korkularımızı ne zaman yenebileceğimizi çok merak ediyorum. Kaygılarımızın ne zaman geçeceğini merak ediyorum. Yani mesela bak benim canımın içi okuyor. Tamam, okulu bitirdi, diplomayı aldı. Gelecek kaygısı ne oluyor? Hiç bitmez. Bitti tamam, işe girmesi gerekiyor. İşe girdi tamam. Kazanıyor. Sigortası da var. Hastalanırsa ne olur? Hastaneye götürürler diyor. Devlet hastanesi. Kim ilgilenecek? Bilmem diyor. Yani oradaki hademeler bakar herhalde diyor. Ya varsa bir akrabası falan belki gelir diyor. O yüzden akıl almaz korku içinde yaşıyorlar. Halbuki İslam'da herkese farz. Herkese farzdır. Bak diyor ki dünyanın herhangi bir yerinde bir Müslümana bir şey olduğunda bütün Müslümanlar el birlik onu kurtarmaya çalışır diyor Allah ayette. Farz. Normali de bu. Yani normal hayat budur. Ama şu an egoist, bencil bir sistemi dünyaya kabul ettirdiler. Benim dünyalar güzelim, şuuru açık, bilinçli, akıllı bir kız olduğu için bu dehşeti bütün çıplaklığı görmüş, bunu anlatıyor. Dünyalar güzeli, bayağı güzel bir insan. Allah cennette kardeş etsin, dost etsin, arkadaş etsin. Baksana çok çok güzel maşallah. Yüzünü yaklaştır bakayım. Çok güzel saçları var. Her şey çok güzel, eli yüzü. Allah seni hidayetiyle sarsın, cennetiyle şereflendirsin. Dünya iki günlük ama işte böyle dehşet yaşanıyor eğer İslam yaşanmazsa. İttihat-ı İslam'da Mehdi'siz İttihat-ı İslam diye bir şey olmaz. Bak 150 yıldan beri uğraşıyorlar, olmadı. Olmaz. Mehdi'siz mümkün değil, imkansız. Evet, dinliyorum.